Gerçekten edebiyat öğretmeni misiniz? Evet. Ne dediğiniz pek anlaşılmıyor da. Bir iş bulup çalışsam diyorum. Hem abimin yükünü azaltırım. Zavallı. Bize bakabilmek için gece yarılarına kadar direksiyon sallıyor. Chico'yu sevdiğini sanıyordum. Kim bilir nerededir şimdi zavallı. İnşallah insaflı biri bulmuş. Mecbur muydunuz hocam öğretmen olmaya yani? Senin adın ne? Gamze. Gamze? Sen gevezelik etmeye mecbur musun yavrum? Köy çocuğuyum dediniz de. Çiftçi olabilirdiniz. Ne bileyim işçi mesela çoban. Sinemanın yeni yüzler için çırpındığı bir dönemde ortaya çıkıp parlayıverir bir yıldız. Bir kurtarıcı gibi. Hababam sınıfı Güle Güle filminde İlyas Salman'dan yediği tokat sahnesiyle hafızalarda yer edinen... Sınıfa nasıl girilecektin? Nasıl? Kapıyı vurup özür dileyim. Hayret. Neden hayret? İstanbul'a geleli 3 gün olmasına rağmen bunları bilmeniz. Şekerpareyle zirveye çıkan ve cesur sevişme sahneleriyle Müjdar'ın yolundan gidiyorum diyen bir kadının hikayesi. Yaprak Özdemiroğlu. Bir tecavüz sahnesi çekilirken ne yapılması gerekiyorsa yapasın diyecek kadar cüretkar ve erkek göğsünü gösteriyorsa kadın da gösterir diyerek tabuları yıkan bir kadındır o. Yaprak Özdemiroğlu 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelir. Babası müzisyen Atilla Özdemiroğlu'dur. Babasının tanınan bir müzisyen olmasından dolayı Yaprak Özdemiroğlu tanınmış ve ünlülerin olduğu bir ortamda büyür. Ajda Pekkan ona elini göstererek sen doğduğunda şu kadarcıktın der. Rahat ve özgüvenli bir çocukluk dönemi geçirir. Okul hayatı da eğlenceli geçmiştir. İstanbul Devlet Konservatuarı Bale bölümünden mezun olur. Ama balerinlik yapmak onu çok mutlu etmediği için balerinlik yapmak istemez. Devlet Opera Balesi'nde çalışırken Şan Tiyatrosu kurulur. Buradaki ilk müzikali babası Atilla Özdemiroğlu yapar. Ama ilk müzikalde kızı Yaprağı oynatmaz. Babam nedense beni oynatmak istemedi. Daha erken dedi. O zaman daha 16 yaşındaydım der. Daha sonra Hisseli Harikalar'da oynamak için babasından izin koparır. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Hisseli Harikalar'la müzikallere başlar. Gündüz konservatuvar derslerine girer, geceleri ise müzikallerde dans eder. Ardından Hababam sınıfı müzikallerinde de oynar. Oyunculuğa başlama serüveni de işte tam burada başlar. Oyunculuğa adım atmasını şöyle anlatır Yaprak Özdemiroğlu. İlyas Salman geldi. Bir filme başlıyoruz. Hababam sınıfının son filmi olacak. Ertem İlmez yönetecek. Orada bir başrol var. Oynar mısın dedi. Hiç düşünmemiştim ben o güne kadar sinemayı. Aklımın ucundan geçmemişti. Şaşırdım düşünmediğime de. Oynarım dedim bir anda. Bu filmde Gamze karakterini canlandırmaktadır. İlk gün heyecanlıdır. Tedirgin ve biraz da korkmaktadır. Daha önce müzikallerde sahneye çıkmıştır ama bu sefer başka bir duygu yaşadığını, başka bir dünyaya adım attığını hissetmektedir. İlk gün sete çıkıp günün sonunda çekimler bitince sinemaya aşık oldum der. Hissettiği heyecan yanıltmamıştır onu. Baleden çok sıkılan Yaprak Özdemiroğlu bunu bir fırsat olarak görüp baleyi bırakır. Orada İlyas Salman geldi dedi ki bana, bir filme başlıyoruz biz, Hababam sınıfının son filmi olacak muhtemelen. Orada bir başrol var Gamze diye. Oynar mısın dedi. Oynarım dedim bir anda. İlk film olmasına rağmen başarılı bir oyunculuk ortaya koyarak dikkat çeker. Sinemanın bu dönem yeni yüzler için çırpındığı, izleyicilerin yeni yeteneklerle tanışmak için beklediği bir dönemde yıldızı parlayıverir. Hababam sınıfı Güle Güle filminin ardından Şöhretin Sonu, Dolap Beygiri, Alişan gibi filmlerde oynar. Yaprak Özdemiroğlu sinema perdesinde büyük bir kesme fazlasıyla hitap eden bir oyunculuk ortaya koyar. İnce uzun vücudu değişik yüz hatlarıyla sinema için yeni bir umuttur. Nitekim Alişan filminden sonra peş peşe filmler çevirir. Ama asıl büyük çıkışını Şekerpare filmiyle yapar. Şener Şen, İlyas Salman ve Şevket Altuğ gibi önemli kişilerle kamera karşısına geçen Yaprak Özdemiroğlu günümüzde bile hala bu filmle hatırlanmaktadır. Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı Şekerpare, 1983 yılında sinema salonlarında boy göstermiş ve Türk sinemasının en iyi filmlerinden biri haline gelmiştir. Şekerpare öncelikle sinemamızın ender müzikal örneklerinden biridir ve entrikalarla dolu bir aşk filmi olmasının yanı sıra toplumsal bir filmdir. Bütün bunların ortak paydasındaysa hicivlerle bezeli bir komedi filmi olarak tanımlanabilir. Bu filmin ardından Beyaz Ölüm, Feryat ve Dil Yarası filmlerinde oynadı. Dil Yarası filminde Orhan Gencebay ile başrolü paylaşır. Film o dönem büyük bir beğeni toplamıştır. Bu filmden sonra uzun bir süre film teklifi gelmez. Nedense o aralar bir şeyler olur Yaprak Özdemiroğlu'na.
İçinde bulunduğu çevrenin etkisiyle mi nedir garipleşmeye başlar. Dönemin gazeteleri Akdeniz kıyılarında saç baş bir yanda ve tabiri yerinde ise hırpani bir şekilde dolaşmaya başladı. Sinemayı unutmuş muydun neydi diye haberler yapar. Bazı söylentilere göre de seyirciler onu arabesk filmlerine yakıştırmadığı için filmlerini izlemiyordur. Kendine bakmayan, hayranlarını hiçe sayan biri olup çıkıverir. İşte tam bu sırada Nazan Saatçi'nin şanssızlığı Yaprak Özdemiroğlu'nun şansı haline gelir. Uzun zaman kimsenin arayıp sormadığı Yaprak Özdemiroğlu Gülüşen adlı filmde Nazan Saatçi'nin kör bir kızı canlandıracağı filmde gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle rolü bırakınca onun yerine geçer. Bu şanssızlıktan faydalanarak yeniden kendini gösterme şansı yakalar. Yaprak Özdemiroğlu'nun 1985 yılında oynadığı Gülüşen filmi ise genel olarak oynadığı diğer rollerden daha farklıdır. Filmde köyde yaşayan kör bir kıza hayat verir. Filmin yönetmen koltuğunda Türkiye'nin ilk uzun soluklu kadın yönetmeni Bilge Olgaç vardır. Daha sonra Yarın Ağlayacağım, Yalnız Kadın, Arkadaşım Şeytan gibi yapımlarda oynayan Özdemiroğlu, 1994 yılında Zontellektüel adlı televizyon dizisiyle ekranlardadır. 2000 yılında Üzgünüm Leyla ve 2002 yılında Kumsaldaki İzler dizisiyle yeniden kamera karşısına geçer. Yeşilçam'da rol aldığı filmlerin sabun köpüğü olarak değerlendirilmesini terbiyesizce bulunan Yaprak Özdemiroğlu, sinema kariyerinde sadece Atıf Yılmaz, Halit Refik, Ertem İlmez, Şerif Gören, Bilge Olgaç ve Metin Erksan gibi yönetmenlerle çalıştığını söyler. Bir filmde yer aldığı sevişme sahnesi itirafıyla çok konuşulan Yaprak Özdemiroğlu, 80'lerin cinsel ilişki sembolü olarak anılmak sizin için ne ifade ediyor sorusuna, o bir kadının başkaldırısıdır. Üvey annem Müjdar başlatmış, biz de devam ettirmişiz. Kadın erkek eşitliği açısından bakıyorum meseleye. Nasıl bir erkeğin göğsü görünebiliyorsa aynı şey kadın için de geçerli olmalı. Filmlerde hiçbir zaman aman bir yerim görünmesin demedim. Tam tersine. Mesela bir tecavüz sahnesi çekilirken makyajım, üstüm başım düzgün kalmadan ne yapılması gerekiyorsa yapılsın diye ben teklif etmişimdir yönetmene. O bir duruştur. Bir oyuncu için öyle bir sorun olmamalı diye düşünüyorum der. Yılda 4-5 filmde oynayan Yaprak Özdemiroğlu, tanınmanın beni çok rahatsız ettiğini fark ettim. Ben her zaman görünmez olmak istedim hayatta der. Her gün gazetelerde fotoğraflarının yayınlanması da onu rahatsız eder. 1993-2000 yılları arasında müzisyen İskender Paylaş'la, 2001-2010 yılları arasında da model Murat Erberger'le evlilik yaşar. Bir dönem Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilen Yaprak Özdemiroğlu, birlikte değiliz, arkadaşız açıklamasında bulunur. Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra bilinmeyen bir itirafla ortaya çıkar. Kendi filmlerimi seyretmem. İlgili değilim kendime ait olan şeylere. Evimde bir tane bile filmim yoktur. Bir tane gazete küpürü bile yoktur der. Oyuncular için hala telif olmadığına da işaret eder. Bir yerlerde filmim yayınlandığı zaman sinirleniyorum. Bir telif gelmeyeceği için der. Varlığıyla bir dönem Yeşilçam'a yeni bir soluk getiren Yaprak Özdemiroğlu'nu ekranlarda ve beyaz perdede daha çok görmek umuduyla videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.